Merhaba sevgili izleyicilerimiz, Şahin Video kanalımıza hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti, bereketi üzeriniz olsun değerli arkadaşlarımız. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız çok şükür Allah'ımıza hamdolsun bizler de iyiyiz. Sağlığımız, sıhhatimiz yerinde. Değerli arkadaşlarımız, şimdi ne yapıyoruz? Yağsız ve şekersiz. Evet, yanlış duymadınız. Yağsız ve şekersiz fırında kek yapacağız arkadaşlar. Kakaolu kek yapacağız. Gelin şimdi yağsız ve şekersiz kek nasıl oluyor? Hep beraber bir göz atalım. Şimdi malzemelere bir göz atalım değerli arkadaşlarımız. Şöyle 3 adet oda sıcaklığında yumurtamız var. Şöyle 3 su bardağı unumuz var. Şöyle 1 bardak yoğurt veya süt, her ikisi de olabilir. Ben yoğurt kullanıyorum. Şöyle 1 çay bardağı dolusu şeker yerine kullanacağımız arkadaşlar pekmezimiz var. Doğal pekmez bu. Üzüm pekmezi. Yani içinde harici pancar şekeri kullanılmamış. Normal doğal şeker var. Evet, hamur kabartma tozu 1 adet. 1 adet vanilya ve şöyle bir çorba kaşığından biraz fazla, iki çorba kaşığına yakında kakao kullanacağız değerli arkadaşlar. Malzememiz bunlar. Yağ hiç kullanmıyoruz. Kristal şeker kullanmıyoruz. Sadece doğal üzüm pekmezi kullanıyoruz tatlandırıcı olarak. Ve şöyle kek kalıbımız var bir tane de. Buna yapışmaması için de kek kalıbını suyla hafifçe peçeteyle sildim. Şimdi üzerine o ıslak olan yerlere biraz un atacağım. O şekilde kek kalıbına kekimizin yapışmasını önlemiş olacağız sevgili arkadaşlar. 3 tane oda sıcaklığında bekleyen yumurtalarımızı bir kaba kırıyoruz. Yumurtamız köprene kadar yumurtamızı çırptık. Şimdi ne yapıyoruz? Yoğurdumuzu ilave ediyoruz üzerine. Pekmezimizi ilave ediyoruz. 1 çay bardağı pekmezimizi. Evet, yumurtamızı, yoğurdu ve pekmezi üçlü birlikte çırptık. Şimdi kakaomuzu ilave etmemiz lazım üzerine. Kakaomuzu da ilave ediyoruz üzerine. Bir paket vanilyamızı ilave ediyorum. Hamur kabartma tozumuzu ilave ediyorum. Hamur kabartma tozumuzu ilave ettik. Şimdi şöyle hepsini bir karıştıralım. Sıçramadan önce hareketsiz halde, sonra mikserimizi açarak şöyle bir bardak maden suyu veya normal su ilave edebiliriz. Evet, karışımımız tamamdır. Evet, kek kalıbımızı suyla ısladıktan sonra un attık üzerine ve şimdi kekimizi boşaltıyoruz, hamurumuzu kek kalıbının içine. Kekimizin hamurunu hazırladık artık. Fırının 175 derecede ısınması gerekiyor. Fırınımız ısındıktan sonra kekimizi fırına vereceğiz. Evet, fırınımızı 170 dereceye, 175 dereceye ayarlayabilirsiniz. Turbo olursa 160, normal alt üst pişirme olursa 170-175 dereceye ayarlayıp 25-30 dakika. Evet değerli arkadaşlarımız, şimdi kekimizi kesiyoruz. Sıcak.
Arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi nasıl parça parça çok güzel kekimiz. Evet bakın şekersiz, yağsız kekimiz yumuşacık oldu. Bakın nasıl yumuşak dağılıyor kendisi. Parça parça gayet güzel oldu. Kristal şeker kullanmadık, pekmez kullandık. Hiç yağ yok, sıfır yağ. Böyle güzel yağsız, şekersiz. Siz de pekmezli, kakaolu kek yapabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz değerli arkadaşlarımız. Kanalımıza abone olursanız seviniriz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın değerli dostlarımız. Bizi takipte kalın.